Arkadaşlar merhaba, ben Yusuf Can. Bugünkü çalışmamızda sizlere folyo kabartma etkinliği ile ilgili bir sunum yapacağım. Şimdi malzeme listesini veriyoruz ve çalışmamıza geçiyoruz. Şimdi malzeme tanıtımına geçelim arkadaşlar. Bu folyo kabartmada kullanacağımız malzemelerimiz folyo. Bu folyo mutfaklarda kullanılan folyo kağıtla alakası yok. Kırtasiyelerde istediğiniz ebatta kestirip alabilirsiniz. 100 mikron kalınlığında esnek bir malzeme. Başka ne lazım bize? Bize herhangi bir resim lazım. Diyelim kuş resmi, insan resmi, doğa resmi, manzara resmi hiç fark etmez. Herhangi bir resmi folyonun üzerine yapıştırarak çalışmamızı yapabiliriz. İki tane bez lazım. Bu mutfaklarda kullandığımız temizlik bezlerinden. Bir tanesi nemli olacak. Suyu sıkılıp nemli bir şekilde kullanacağımızı söylüyorum. Onu ne zaman kullanacağımızı da ben size göstereceğim. Bir de siyah ayakkabı boyası. Evimizde bulunan bir tane tükenmez kalem, efendim kurşun kalem ve kırmızı kalem. Çalışmamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta yapacağımız şey kartonun üstüne bu silme bezlerinden bir tane koyuyoruz. Üstüne folyo kağıdımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra çizeceğimiz resmi folyo kağıdının üzerine bu şekilde ortalayarak yapıştırıyoruz. Bantla yapıştırırsak her iki taraftan çizim yaparken kaymasını önlemiş oluruz. Şimdi çizeceğimiz resmimizi yapıştırdık. Nasıl çizeceğiz? Bir tükenmez kalem, yalnız tükenmez kalemin ucunun oval olmasına dikkat edelim. Fazla sivri olursa ne olur? Çizerken folyo kağıdımız yırtılabilir. Hadi başlayalım. Çizerken ileri geri devamlı bir şekilde oynatmayacağız elimizi. Sabit bir şekilde hafif bastırarak folyoya çıkmasını sağlayalım. Bir kere, iki kere ya da üç kere yavaşça, acele etmeden bu şekilde çizgilerin üzerinden geçiyoruz. Burada en tehlikeli olan şey çizerken kağıdın yırtılması. Genellikle başımıza çok geliyor. Folyo kağıdı çizme esnasında bazen yırtılabiliyor arkadaşlar. Onun için fazla bastırmadan hafifçe bu işlevi tamamlıyoruz. Çizgilerin dışından çiziyoruz. Önce basit resimlerle bu çalışmaya kendimizi hazırlıyoruz. İleriki dönemlerde eliniz alıştığı zaman daha karmaşık ve detaylı resimleri rahatlıkla çizebilirsiniz.
Şöyle bir arkasını çevirelim, bir bakalım. Şöyle bir şekil çıkıyor görüldüğü gibi. Gerçekten güzel olacak gibime geliyor. Şimdi bunu söküyoruz, bu resmi folyonun üzerinden. Söküyoruz. Şöyle bir bakalım. Çizmediğimiz, eksik yaptığımız bir yeri var mı? Bu şimdi bu çizgilerin üzerinden böyle... yine kurşun kalemle, ucu oval olan bir kalemle hafifçe çizdik çizgilerin üzerinden geçiriyoruz ki derinliği artsın, daha belirgin olsun. Arkadaşlar birinci etapta yapacağımızı yaptık. Tekrar üzerinden geçtik kalemle. Şimdi folyonun arka tarafını çeviriyoruz ve kabartma işlemine geçiriyoruz. Nasıl kabartma işlemi yapıyoruz? Şöyle, kırmızı kalemle yapmak istiyorum. Kırmızı kalemin ucunun oval olmasına dikkat ediyoruz ve burasının yuvarlak olmasına yine dikkat ediyoruz. Şimdi şu çizgilere dokunmadan ortadaki boşlukları hafifçe bastırarak bu şekilde kalemimizin ucuyla kabarmasını sağlıyoruz. Şimdi üçüncü etapımızda kabarttığımız folyoyu boyayacağız. Siyah ayakkabı boyasıyla arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi son etapımız nemli bezle folyomuzun üzerindeki resmi temizliyoruz. Biraz daha kuruduktan sonra, şu anda üzeri nemli, kuru bir bezle buralarını silersek daha temiz çıkacağını sanıyorum. Bunu bir çerçeve içerisine alıp duvarınıza asabilirsiniz bu şekilde.
duvarınızı asabilirsiniz. Başka bir etkinlikte buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.